Merhabalar, ben Yine Esen Türk. Bir futbol muhabbeti programına daha hoş geldiniz. Evet, gün geçmiyor ki bir iddia daha ortaya atılmasın. Tabii biz bunları canlı yayınlarda sürekli konuşuyoruz. Gelme ihtimallerini konuşuyoruz. Galatasaray şu oyuncuyla ilgileniyor diyoruz. Gidecek oyuncuları konuşuyoruz ama her geçen gün farklı bir iddia ile uyanıyoruz. Bugün mesela çok enteresan bir haber gördüm. Fanatik'in haberi. Nice kulübü, Fransa'nın Nice kulübü Belhanda için 7 milyon euroyu gözden çıkardı. Çok güzel bir başlık. Belki Galatasaraylıların şu an rüyalarını süsleyen bir başlık. Neden? Belhanda'yı gönderiyorsun, yerine 7 milyon euro alıyorsun. Ve Galatasaray transfer işlerini bu gelen parayla hallediyor. Toz pembe bir hayal. Ama hayalden öte gidemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Fanatik gazetesi neden böyle bir haber yaptı inanın ben de bilmiyorum ama tamam, Galatasaray Belhanda'yı göndermek istiyor olabilir. Performansı inişli çıkışlı olan bir futbolcu. Evet. Bugün baktığımız zaman bazı maçlarda iyi oynamıştır ki Fenerbahçe maçında kötü oynamıştır. Nefçi Bakım karşılaşmasında kötü oynamıştır. Ama Antep maçlarında iyi oynamıştır. Vesaire, yani 2 maç iyi oynar, 3 maç iyi oynar, 2 maç kötü oynar. Yani böyle bir grafiğe sahip Belhanda. Ve Galatasaray taraftarı tamamen sabrı tükenmiş durumda. Bazı taraftarlar hala istiyor ama bana sorarsanız benim çizgim her zaman belli. Evet, Belhanda iyi oynadığı zaman hakkını teslim ederiz. Ama Belhanda'yı ben Galatasaray takımından gönderilmesi gerektiğini her zaman kendi ifademde söyledim. Olmuyorsa, transfer olmuyorsa kalsın, elinden geleni de yapacağını düşündüğüm bir futbolcu Belhanda. Ama Nice kulübü 7 milyon euro vermez. Yani Galatasaray'ın da beklentisi 7 milyon euro değildir. Tek sene, yani bir senelik sözleşmesi kalmış bir futbolcuya bu paralar Türkiye şartlarında çok zor. Galatasaray buradan nasıl bir para kazanabilir? Ne kadar para kazanabilir? Bana sorarsanız 3,5-5 ile arasında bir bonservis bedeli alabilirse Belhanda'dan iyi bir iş çıkarmış olur yönetim. Ama Nice kulübü Belhanda'nın maaşını nasıl karşılayacak? Nice kulübü o kadar maaş verecek mi Belhanda'ya? İstekli olması lazım Belhanda'nın. Galatasaray'dan gitmek istemesi gerekiyor. Ama şartlara baktığımız zaman yine açıkçası biraz da umutsuzluğa kapılmıyor değilim. Ama Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Özellikle orta sahada ciddi derecede bir fikir alışverişleri var. Şu an son haftaya girdik, bir transfer olması gerekiyor. Özellikle orta sahaya. Evet, açığa da bir tane futbolcu ismi geçiyor. Az sonra onu size söyleyeceğim. Ama şöyle bir haber gördüm. Daha yeni düştü bu. Hemen size bilgisayarımdan bunu okuyayım. Ali Naci Küçük demiş ki Galatasaray'da Belhanda transferi gerçekleşmez ve giden başka bir oyuncu olmaz ise herhangi bir transfer yapılmadan sezon kapanacak. Zaten bunu biz söylüyorduk. Yani şöyle söyledik, Galatasaray satmadan alamıyor. Bu riske de girmiyor şu anda. Kim gitmesi muhtemel isimler kimler? Babel, Belhanda, Jimmy Durmaz gibi isimler. İşte Jimmy Durmaz'ın Denizlispor'a gideceği konuşuluyor vesaire vesaire. Ama Jimmy Durmaz'dan çok büyük bir para kazanamayabilirsin. Belhanda'dan çok büyük miktarda bir para kazanamazsınız. Bu 3,5-5 milyon euro olabilir. Belki 2 milyon euro olabilir. Bu tamamen pazarlığa göre değişir. Benim korkum, eğer Galatasaray gerçekten bir transfer yapmak için bir oyuncuyu gönderecekse, bu Marcao'nun olmalı. Marcao şu an Galatasaray'da en değerli futbolcu. Yani şu an satmaya kalksan kimi çok büyük miktarları satabilirsin? Marcao olur. Şu anda ulaşılan rakamlar 13 milyon euroyu gösteriyor. Galatasaray 18 milyon euroya kadar düşerim diyor. 20 milyon eurodan 18'e düşerim diyor. Arada bir fark var ama İsteyen Roma kulübü önce kiralık istiyor. Yani 2 milyon euro verelim, sonrasında işte vesaire vesaire yapalım diyor. Galatasaray da şu an buna yanaşmıyor. Roma da yanaşmıyor. Bir tıkanıklık mevcut. Ama Galatasaray illa ben transfer yapacağım derse Marcao'nun gidişiyle sonuçlanabilir bu sezon. Bu sezon için söylüyorum. O yüzden şunu söylüyorum. Aman transfer olmasın, yapılmasın ki bir tane yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bonservisi elinde olan oyunculara yönelebilirsin.
Bu da çok önemli. Yani bonservis elinde olan bir sürü oyuncu var. Bunlardan bir tanesi Giuliano. Hiç alamadın. Jose de Souza ile ilgilenseydin. Ne bileyim Mario Götze ile şu an ilgilenebilirsin. Aslına bakarsan boşta oyuncuyla ilgilenebilir Galatasaray. Bonservis bedeli vermiyorsun en azından. Ama onu da yapmıyor Galatasaray. Yani Arap saçına dönmüş durumda. Kimler konuşuluyor? Seri Galatasaray'a dönecek. Konuşulan isimlerden bir tanesi. Dönecek derken dönebilir. Yani dönecek diyorlar. Onyekuru tekrar bugün alevlendi. Onyekuru'yu istiyor. Bir tane Bulgar açık oyuncusu Stanislav Ivanov. Bu Galatasaray'ın gündeminde. Hatta transfer olduğu konuşuluyor. Seri çok yakın anlaşmışlar. Onyekuru Monaco'ya rest çekmiş. Galatasaray'da oynamak istiyormuş. Peki arkadaşlar bu haberleri bunları yapan basına süren konuşan arkadaşlara şunu soruyorum. Galatasaray hangi parayla alacak bu oyuncuları? Bunu sormak istiyorum. Önce Galatasaray oyuncu göndermek zorunda. Biz bunu sürekli söylüyoruz. Ancak bazı arkadaşlar bize tepki gösteriyorlar, eleştiriyorlar. Eyvallah, eleştirin dozajında olduğu zaman her zaman eleştiriye açık olduğumu söylüyorum. Alta yorum yaparsanız elimden geldiğince tüm samimiyetimle sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Ama şu anki durumda transfer konuşalım, tamam. Mesela hemen notlarıma bakayım. Stanislav Ivanov 700 bin euro bonservis bedeli ödeyecek Galatasaray. Geçen yıl 25 maçta 8 gol 5 asist oynamış. Evet, Galatasaray'da faydalı olabilir. 99 doğumlu bir futbolcu, 21 yaşında. Biz böyle transferler istiyoruz. Çabuk bir futbolcu, içeriye yönelebiliyor. Fatih Terim'in istediği tipte bir futbolcu ama para yok. Seri konuşuyoruz. Seri'de şöyle bir sıkıntı olduğu söyleniyor. 25 milyon euro bonservis bedeli isteniyormuş. Önce bunları ikna edeceksin. Sonra biz transferi konuşuruz. Ama Galatasaray'da şu an öncelik satış. Babel, Belhanda, Jimmy Durmaz kimi satabilirse illa transfer yapacağım derse bu iş Marco'ya kadar gidebilir. Ben kendi tahminimi söylüyorum. Umarım öyle bir şey olmaz. Bu saatten sonra Marco'nun satılmasını ben kesinlikle istemiyorum. Umarım böyle bir şey olmaz ama Galatasaray dediğim gibi illa transfer yapacağım diyorsa, eğer Galatasaray Belhanda, Babel veya farklı isimlerden bonservis bedeli elde edemezse farklı oyuncular, teklif gelen oyuncuları değerlendirebilir. Bir de İrfan Can konuşuluyor. İrfan Can'a da değinelim. Ya elinizi vicdanınıza koyun ya. İrfan Can'ı Galatasaray şu an nasıl alacak? Bana biri açıklasın ya. Şuradan alacak desin. Nasıl alacak yani? İrfan Can Başakşehir'in en değerli oyuncularından bir tanesi. Yok şimdi de Vişka konuşuluyormuş Fenerbahçe için. Eyvallah, parası vardır, alır. Nasıl alır bilmiyoruz. Bu paralar nereden çıkıyor bilmiyoruz. Onlar çok ayrı bir şey. Tamam, ama biz Galatasaray'ı konuşalım bugün. İrfan Can Kahveci'yi nasıl alacak Galatasaray? Bunları konuşurken, bunları söylerken biraz düşünmek gerekiyor. Biz burada bir sürü isim söyledik. Şu geliyor, şu gelecek, geliyor derken gelecek vesaire vesaire. Ama bunların doğrulamasını yaptık öncesinde. Önce şu satışları halledelim. Galatasaray transfer yapacak. İstiyor Galatasaray transfer yapmayı ama Ali Naci Küçük de bugün demiş ki bonservis bedeli geliri olmadan Galatasaray transfer sezonunu kapatabilir. Buna da hazırlıklı olmalı Galatasaray taraftarı. Bizler de hazırlıklı olmalıyız. Ama her ne olursa olsun bu takıma bir tane orta saha şart. Hadi açığı geçiyorum, bir şekilde halledersin. Orada Oğulcan var, Kerem Aktürkoğlu var. Arda'yı oynatabilirsin. Emre Kılınç oynayabilir. Feguli oynayabilir. Gencecik arkadaşlarım Ali Yavuz Kolu değerlendirebilirsiniz. Kanat forvet olarak, yani çözüm var. Ama orta saha için biraz sıkıntılı. Tamam, Donk oynatabilirsiniz ama rotasyon da az. Orta sahada rotasyon da az. Ömer Bayram'a atıyorsun, verim alamıyorsun. Yani en öncelik şu orta saha. Fatih Terim ne dedi açıklamasında? Seri gibi regista bir oyuncuya ihtiyacımız var. Evet. Aslında Fatih Hoca seriyi istiyor. Yani örnek bile seri. Onun için uğraşılıyor. Seri için uğraşılıyor. Ama şu parasızlıkta, şu haldeyken transfer yapmak biraz hayalcilik. Ama Galatasaray bonservisi elinde olan oyunculara mutlaka yönelmeli. Eğer yapamıyorsa bonservisi elinde olan oyuncular Galatasaray'ın bir numaralı transfer listesi olmalı. Ama mutlaka
orta saha transferi şart diyorum. Bu arada son dakika haberi vermek istiyorum sizlere. Hemen okuyayım. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Galatasaray Rangers karşılaşmasının TV2 kanalında şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Tüm Galatasaray taraftarına hayırlısı olsun diyorum. Herkes bu maçı gönlünce izleyebilecek. Sevindiğimiz bir haber. Galatasaray Rangers maçında sizlere yarın bir aksilik çıkmazsa yeni bir videoyla yayınlayacağım. Neler olabilir? Rangers nasıl bir kadroyla çıkıyor? Bu sezon neler yapmış? Galatasaray'ın son maçtaki performansı hangi oyuncuyla çıkmışlar? Nasıl çıkmış? Bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım bir videoyla sizlerle buluşturmak istiyorum. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalıma destek vermek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonu da aktif. Biliyorsunuz ki eğer ekstra maddi olarak destek vermek isterseniz de katıl butonuna tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Katıl butonundan bana destek olan Nuran Bilgin, Arda Ergün, Galatasaray Haber 1905, Zafer Kurdak, Taylan Aydemir ve Eyüp Yıldız'a buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.